Herkesin araba. Bugün yeni arabam Honda Accord'u beraber inceleyelim. Bu video ön inceleme olacak. Aynı zamanda daha önce genellikle İtalyan arabası kullandığım için ona göre ne farklılıklar var veya İtalyan arabalarına göre Japon arabalarının ne farklılıkları var. Benim en azından uzun süreden beri İtalyan arabası kullandığım için onlardan falan bahsedeceğim. Arabanın genel özelliklerinden, donanımından bahsedeceğim. Genel bir video olacak. Öncelikle şöyle başlayayım. Honda Accord'un anahtarı böyle bu şekilde. Böyle geliyor. Orijinal anahtarı. Buradan kapılar açılıyor. Şuradan. Buradan kilitleniyor. Buradan da bagaj açılıyor. Arabanın dışından başlayalım. Şöyle. Araba Honda Accord 2004 model. 2400 cc, 190 beygir. Full paketi bu. Genellikle zaten bunlar full paket oluyor. Yani koltuk ısıtma, sunroof, deri koltuk ve daha birçok özellik oluyor. Arabanın önünden başlarsak farları, kendi kısa farları xenon. Farlar açıldığı zaman hatta 10 saniyede kendine geliyor. Eski xenon tiplerinden, yüksek voltajla çalışan xenonlardan. Hatta xenon beyninin sesi bile geliyor zızıt diye. Kısa farları hala daha kendi orijinal farları arabanın modeline göre. Kısa farları güzel, uzun farları halojen, uzun farları da güzel. Bir de farlar, kısa farlar mercekli, uzun farlar normal bildiğimiz halojen, mercek yok. Ben aslında Alfa Romeo 156'ya taktım. Foto'nun Katana serisi farlar var. Belki ilerleyen günlerde farları, uzun farlı onlarla değiştirebilirim. Farlarından genel olarak memnunum. Kısaları da güzel, uzunları da güzel. Far ayarı çok güzel. Far ayarı yeni mi yapıldı ya da hiç yapılmadı mı bilmiyorum. Uzunlar halojen olmasına rağmen bile çok güzel aydınlatıyor. Onu söyleyebilirim. Kısa farları da güzel aydınlatıyor. Yani eski tip olmasına rağmen benim 156 ile, yani sonradan halojen lamba ile LED takılmış LED gibi aydınlatıyor. Aydınlattığını söyleyebilirim. Hem alacaklar için de böyle bir detaylı bir video çekeyim dedim. Çünkü ben 3-4 tane video izledim. Çok fazla detay falan bahsedilmemiş. Farlar genel olarak orijinal haliyle şu anda güzel. Fakat bunları sonradan işte LED bir projektör falan yapıyorlar. Honda gruplarından daha yeni gördüm. Onlarla çok daha güzel oluyor. Böyle mercek falan yapıyorlar. Öyle çok daha güncel, iyi oluyor. Sisler var. Sisler de halojen. Ön taraftan böyle bu şekilde. Sonra yan tarafına doğru geçersem, yani 4 tekerlekte disk, 4 frenlerde disk. Şöyle göstereyim. Silgeçler de böyle bu şekilde. Mümkün olunca detaylı göstereyim. Aynalar katlanıyor. Aynı zamanda aynalarda da ışıklı ayna. Bunu da söyleyeyim. Işıklı ayna olması da güzel. Sinyal falan verdiğinizde yanıyor. Bu yıla göre güzel. Kapı kolları krom. Aynı zamanda burada arabada baya bir krom detay var ve bunlar baya premium ve güzel gösteriyor. Onu da söyleyebilirim. Dışından devam edelim. Dediğim gibi 4 tekerlek disk. Benzin deposu burada. İçeriden açılıyor. Birazdan içeri geçince söylerim. Araba arkadan da böyle bu şekilde duruyor. Accord yazısı. Aynı zamanda çift egzoz var. Şöyle göstereyim. Egzozlar bu arada çok iyi ve aynı zamanda çalıştırdığınız anda özellikle hava soğuk havalarda ikisinden de duman çıkıyor. Ve arabayı stop etseniz bile bir süre daha duman çıkmaya devam ediyor. Ve çok hoş böyle bir görüntü oluyor. İki egzozdan da duman çıkınca, ikisi de aktif olduğu için. Sonra arka tarafı böyle bu şekilde. Bagaj aynı zamanda buradan da açılıyor. Veya kumandadan şu tuşa basarak da bagajı açabilirsiniz. Şimdi arabanın dışından bahsettiğim için. Arabanın içine geçince onlardan bahsedeceğim. Sonra arabanın sağ tarafı da böyle bu şekilde. Yine krom detaylar var. Şöyle göstereyim. Şu Honda Türkiye Sosyal Platformu sticker var. Bu gruba da daha yeni girdim. Belki dedim arabanın bir önceki sahibini bulabilirim. Şu sticker sonradan zaten yapılmış, söylememe gerek yok. Bu sticker'ı belki çıkartırım. Çünkü bayağı bir deforme olmuş. Muhtemelen bayağı bir zaman önce artık yapıştırdılar bunu. Sonra sunroof'a gelirsek, sunroof'ta da
Böyle bir H harfi var. Bu çoğu Honda'da ben gördüm, fakat bu orijinal mi, sonradan mı yapılmış bunu bilmiyorum. Bu da birazcık deform olmuş. Belki bunu çıkartırım. Ya da bilmiyorum. Bir yandan da diyorum güzel duruyor. Sunroof kısmı da böyle bu şekilde. Diğer ayna da aynı şekilde elektrikli. Araba dıştan böyle bu şekilde duruyor. Şimdi kumandadan bahsedeyim. Az önce bahsettim. Bu dediğim gibi kapıları kilitliyor. Kapılar şu an kilitli. Şu kapıları açıyor. Bastım, kapılar açıldı. Bu da aynı zamanda bastığımda bagaj açılıyor. Bakın, ve bagaj açılıyor ve bagajın en sevdiğim güzel yanlarından bir tanesi, bagajı açtığınızda bagaj birazcık yukarı doğru kalkıyor ve bu bayağı böyle bir kolaylık sağlıyor. Şimdi birazdan bagaj kısmından bahsederim. Şimdi arabanın sol ön tarafından başlayalım. Şimdi arabayı açar açmaz bu şekilde böyle bir iç karşılıyor. Şimdi arabanın sol kapısından başlarsak buradan camları kilitleyip açabiliyorsunuz. 4 cam otomatik, aynı zamanda çocuk kilidi var. Aynı zamanda aynalar elektrikli. Sol sağ ayna. Şu özellikleri tam olarak bilmiyorum. Şunlardan bir tanesi alarmı aktif ediyor. Bu da camların kilidini açıp kapatıyor. Sadece şoför buradan açabiliyor. Çocuk kilidi gibi bir şey. Bu da aynı zamanda kapıları kilitleyip buradan da açabiliyorsunuz. Otomatik zaten kapılar kilitleniyor. Eğer akort kullanıyorsanız alarmına dikkat eden anahtarı içeride bırakırsanız kapılar kilitleniyor. Zaten arabanın kendi orijinalinde de alarm var. Şurada da logosu var. Değişik güzel bir alarm sistemi var. Alarm devreye girdiğinde 3 kez korna çalıyor. Dıt 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 diye. Onu da size gösteririm. O yüzden mutlaka yedek anahtar yaptırın ve anahtarı içeride unutmayın. Arabanın içine ne gelirsek şöyle bir ben koltuk kılıfı var. Koltuk kılıfını taktım. Derileri güzel altında. Şuradan başlarsak buradan aşağı doğru ittirirseniz benzin deposunu açıyorsunuz. Buradan da pull-up yaparsınız. Yani yukarı kaldırırsanız buradan da bagajı açıyorsunuz manuel olarak. Bu da kitleyebiliyorsunuz. Bu ikisini de. Bu da güzel bir güvenlik donanımı. Eğer açılmasını istemiyorsanız buradan kitleyebiliyorsunuz. Sonra koltuk elektrikli. Şöyle göstereyim. Aşağı yukarı sağ sol. Aynı zamanda yan tarafında da bel ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Buradan böyle devam edersek güzel bir klima menfezi var. Isıtma soğutma. Bu arada baya büyük ve baya güzel ısıtması ve soğutması ve fan motoru baya bir güçlü. Yani hani saçlarınızı oynatıyor, öyle söyleyebilirim. Buradan VSA'yı kapatabiliyorsunuz. Burada ek zamanında veya şimdi alırsanız burada yerleri var. Ek farklı bir şeyler takmak isterseniz. Sonra burada küçük bir göz var. Şöyle göstereyim. Arabanın içine de binersek şöyle binmeden önce genel bir göstereyim. Dediğim gibi koltukların rengi normalde şu renkte. Deri renginde. Arabanın içine binersek şöyle göstereyim. Araba içten böyle bu şekilde duruyor. Şimdi direksiyon tarafına gelirsek oturduğunuz zaman böyle akortun içi böyle bu şekilde. Burada klasik sol sinyal, sağ sinyal, farlar, sisler. Ekstra bir şey yok. Her arabada olan şey. Burada da aynı şekilde silgeçle ilgili, aynı zamanda silgeçler otomatik yağmur sensörü var. Yağmur yağdığında otomatik olarak çalışmasını ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan şöyle göstermeye çalışayım. Zaten burada yazıyor. Sonra direksiyon üstündeki tuşlardan bahsedersem sol taraf radyo ile ilgili. Sağ tarafta hız sabitleyici cruise control ile ilgili hızı alçaltıp düşürebiliyorsunuz. Sol tarafta dediğim gibi ses sistemi, sağ tarafta cruise control ile ilgili yol hız sabitleyici ile ilgili. Sonra anahtarı takarsak kontağa, bakın sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Takar takmaz göstergedeki ışık birazcık yanıyor. Şimdi buradaki kontak 1, 2, 3 kademeli. Şu an sıfırda. Bir kere çeviriyorum. Bir kere çevirdiğim zaman şöyle göstereyim. Çakmaklık geliyor. Benim burada harici bir multimedya olarak kullandığım tabletim var.
Bunu da hemen Honda logosuyla değiştirdim. Alfa logosu vardı bununla. Alfa'dan da Honda'ya nasıl böyle bir hızlı geçiş yaptım bilmiyorum. Her neyse. Sonra bir kez daha çeviriyorsunuz. Bir kez daha çevirince göstergeler geliyor. Şey geliyor yani. Çakmaklıktan sonra işte radyodur, odur budur. Onlar devreye giriyor. Bir kere daha çevirdiğin zaman araba çalışıyor. Şimdi direksiyonu şöyle düz yaparsam. Kadran böyle bu şekilde. Tekrardan size göstereyim kadranı. Kadranda devir saati. Ondan sonra otomatik vites olduğu için hangi viteste olduğunu gösteren bir şey var. Hız, yakıt, hararet. Şuradan da burada da küçük bir yol bilgisayarı gibi bir ekran var. Yol bilgisayarı denmez gerçi de. Trip de bir de dış sıcaklığı gösteriyor. Şurada göstereyim. Sonra şeyden bahsedeyim. Eğer aracı P'de bırakmazsanız, şunu şöyle koyayım. Aracı eğer P'de bırakmazsanız kontağı çıkartamıyorsunuz ve kontak anahtarını kırıyorsunuz. Bakın, aracı P'ye aldığınızda bu yeşil simge çıkınca anahtarı bastırıp böyle çıkartıyorsunuz. Yoksa diğer türlü anahtar çıkmaz. Bilginiz olsun. Birkaç kişi var anahtarı kıran. O yüzden hani yeni alacaklara veya bilmeyenler için bunu da paylaşayım dedim. Bu arada airbaglerin hepsi Honda servisinde orijinal olarak değişmiş. Emniyet kemerini taktığın zaman airbag ışığı sönüyor. Zaten kemer ışığı bu. Airbag ışığı yanmıyor. Kemerini takmazsan da sesli olarak uyarı veriyor. Bu da güzel bir şey. Kemerini takana kadar sesli uyarı vermeye devam ediyor. Kemer takınca emniyet kemeri ışığı gidiyor. Airbaglerin hepsi Honda servisinde orijinal olarak değişmiş. Bütün güvenlik donanımları değişmiş. Bu da Japonların ne kadar malın arkasında durduğunu gösteriyor. O yüzden airbagler falan hepsi 10 numara. Şu anda aktif. Sonra aracın ortasına doğru gelirsek burada bir tane iki tane daha güzel bir havalandırma var. Bu arada az önce söyledim, tekrar söyleyeyim. Fan motoru inanılmaz güçlü. Isıtması veya soğutması arabanın gerçekten inanılmaz iyi. Veya en azından ben İtalyan arabalarına göre veya Alman arabalarına göre kendi yorumumu yapayım. Çok fazla diğer arabaları bilmedim. O yüzden yani ısıtmayı açtığınız zaman, Hayka aldığınız zaman elinizi buraya koyamıyorsunuz. Gerçekten elinizi yakıyor. Yani bir gün bunu ölçebilirsem, termometre bulabilirsem muhtemelen buradan çıkan sıcaklık 60-65 derece falandır. Benim İtalyan arabasında çok zor ısınıyordu, çok geç ısınıyordu. OBD'den bağlanıp tabletten baktığım zaman arabayı çalıştırdıktan yaklaşık olarak yani 1 kilometre bile değil, 10 dakika, 5 dakika sonra su sıcaklığı 60-70 derecelere geliyor ve motor anında ısınıyor. Ve özellikle şu anda soğuk havalarda bu çok güzel bir özellik. Onu söyleyebilirim. Isıtması, soğutması çok güzel. Birazdan yine detaylı olarak bahsederim. Burada bir tane dörtlü. Buradan benden önceki sahibinin hatırası. Buraya şey koymuş mıknatısla. Benim tabletin arkasında da mıknatıs var. Telefonun arkasında da var. Telefonu veya tableti koyabiliyoruz. Fakat şöyle bir şey düşünmemiş. Buradan gelen hava ya çok soğuk ya çok sıcak. Ve o yüzden telefonu veya tableti zarar verir. O yüzden yani çok kullanmıyorum. Harici bir telefon tutucu var. Benim aldım. Onu ben buraya taktım. Bunu da çok fazla kullanmıyorum ama yani yarın öbür gün yine lazım olur diye şu anlık taktım. Burada bir adet araç kokusu var. Yurtun kokusu, güzel bir kokusu var. Burada benden önceki sahibinin taktırdığı çok güzel bir geri görüş kamerasına benzeyen bir sistem var. Left right gösteriyor. Araba çalışır P'ye aldım. Zaman sol tarafta ve sağ tarafta ne kadar mesafe kaldığını burada metre olarak söylüyor. Hani 1 metrenin altına gelince 0,9 0,8 metre olarak kaldığını söylüyor. Zaten park etmesi kolay. Park sensörü de var arabada. Aynı zamanda da ekstra da şöyle bir şey takılmış. Gayet kullanışlı ve iyi bir şey. Bunu da söyleyebilirim. Gayet memnun kaldım bundan da. Sonra tavan tarafına gelirsek şöyle göstereyim. Çok güzel iki tane ışık var burada. Aynı zamanda buradan sunroof'u açıp kapatabiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Sunroof açıldı. Sunroof'u da kapatıyorum. Sunroof, ışıklar. Şurada güzel böyle bir gözlüklük var. Gözlük koyma yeri var. Bu da güzel. Sonra aynalara gelirsek aynalar ışıkla.
Açıldığı zaman ışık yanıyor. Aynanın ışıklı olması güzel. Aynı tarafta burası da böyle ışıklıdır. Hatta şöyle göstereyim. Ben buna mesela çok sevdim. Bakın. Açtığım zaman ışık yanıyor. Bu da güzel. Sonra arabanın ortasından devam edersek radyo sistemi var. Güzel bir radyo sistemi var. Ses sistemi bu arada güzel. Hoparlörlerin hepsi Pioneer marka. Ses sistemi dediğim gibi güzel bir premium ses sistemi var. Zaten burada da yazıyor. Burada radyo ile ilgili radyonun tuşları var. Sonra buraya doğru gelirsek burada dijital klima var. Fan hızını buradan ayarlayabiliyoruz. Fanın hızını açıp kapatabiliyoruz. Sonra dediğim gibi dijital klima var. Sağ solu farklı sıcaklıklarda ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir klima sistemi var. Mesela bakın şöyle göstereyim. Burayı işte 25 derece yapıp burayı 30 derece yapıp işte hem soğuk hem sıcak olarak istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben genelde 25 derecede kullanıyorum. Aynı zamanda buradan da yönlendirme yapabiliyorsunuz. Ayaklar, camlar, sadece ayaklar, işte yüz, vücut falan güzel bir flap motorla ayarlama yapabiliyorsunuz. Sonra CD de aynı zamanda koyabiliyorsunuz. Güzel bir kaç adet CD alıyor tam hatırlamıyorum ama sanırım 5-6 tane CD alabiliyor. Altına doğru inersek burada klima ile ilgili arka cam rezistansı, ön cam rezistansı onunla ilgili seçenekler var. Ön camda rezistans yok ama ön camdan bastığınız zaman güzel böyle bir şekilde hava üflüyor. En azından hiçbir şekilde buhar olmuyor. Geçenlerde denedim. Fan motoru çok güçlü olduğu için açar açmaz anında arkadaki ya da öndeki ya da arabanın içindeki buharlar gidiyor. Onun güzel olduğunu söyleyebilirim. Sonra ön taraftan devam edersek Japon arabalarının ve bu arabanın en çok sevdiğim özelliği saklama gözleri arkadaşlar çok iyi. Ben de mesela bundan önce İtalyan arabası 156 vardı. Onda mesela bu eşyalarımı yani sakız, parfüm, işte kolonya, ıslak mendil onları koyduğum zaman cüzdanı veya telefonu koymaya yer kalmıyordu. Fakat buradaki gözler o kadar geniş ki bakın şöyle göstereyim. Burada araç kokusu, işte parfüm falan var, burada kolonya falan var, ıslak mendil var. Araç saklama yönünden olarak çok geniş. Ona da değineyim. Buradaki gözü bayağı bir geniş. Aynı zamanda burada bir tane saklama gözü var. Aynı zamanda ortadan yine devam edersek burada güzel bir saklama gözü var. Yani bayağı bir büyük. Aynı zamanda kapaklı. Bunun altında bir tane daha göz var. Açık. Aynı zamanda burada da bir tane daha göz var. Burada da çakmaklık var aynı zamanda. Ben arabanın orijinalini bozmadım. O yüzden FM transmitter aldım. Bunu da 108'e ayarladım. Bu da 108 ayarlı. Bluetooth ile bağlandığım zaman veya SD kart taktığım zaman veya USB taktığım zaman istediğim müzikleri çaldırabilirim. O yönden de bir sıkıntı yok. Şimdi buraya gelirsek ben de diyorum arabanın içi niye ısındı? Koltuk ısıtma açık kalmış. Burada benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi her zaman aradığım ve bir sonraki arabada mutlaka olması gerekiyor dediğim bir özellik koltuk ısıtma var. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Normalde koltuk ısıtma arabaların harici almadıysanız beklediğiniz gibi yani bir elektrikli battaniye sıcaklığında veya elektrikli battaniye gibi hani bilmeyenler için örnek vereyim o kadar çabuk ve o kadar sıcak yapmıyor. Biraz daha geç ısıtıyor. Harici bir koltuk ısıtma almazsanız böyle güzel bir marka almazsanız hemen böyle koltuk ısıtmanı ısıtmıyor bilginiz olsun. Arabanın tüm orijinallerinde böyle. BMW'de de böyle. Diğer bindiğim arabalarda da böyle. Fakat bu arabanın koltuk ısıtması diğer bindiğim arabalara göre hani biraz daha eski model olmasına rağmen ilk başta şu koltuk kılıfları yoktu ve koltuk ısıtmayı kullandığım zaman da hemen ısıtmıyor. Fakat araba çalıştıktan yaklaşık olarak 5 dakika sonra yani onu anlamıyorsunuz bile. Yani arabaya bindikten sonra kısa bir sürede koltuk ısıtması güzel bir şekilde ısıtıyor. Onu söyleyebilirim. Özellikle Hayk'a aldığınız zaman iki kademeli koltuk ısıtması. Hayk'ta koltuk kılıfı da yoksa bu koltuklar yani bu koltuğun derisi birazcık sıcak geliyor açıkçası. Onu söyleyebilirim. Yani koltuk ısıtması güzel. Hatta ben genelde Low'da kullanıyorum. Hatta şu an koltuk ısıtma açık kalmış. Konta açtığımdan beri devreye girmiş. Ve kısa sürede şu an hani bu kumaş da olmasına rağmen sıcaklık geldi. Ben de dedim hani hava mı ısındı ne oldu koltuk ısıtmayı da fark etmeden video çekiyorum diye. Koltuk ısıtması o yüzden güzel. Ben en azından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Aynı zamanda sağ tarafta da koltuk ısıtması var. High low şeklinde. Şimdi viteslere gelirsek P var, R var, N var, D var, D3 var. Şimdi arabayı birazdan çalıştırıp size gösteririm vitesleri. Hatta çalıştırayım. Arabanın aynı zamanda da bir sesini dinleteyim size.
Ya da dışarı çıkınca hem kaputu açtığım zaman göstereyim, dinletin. Viteslerde P park, P'yi almazsanız kontak anahtarı çıkmıyor, bilginiz olsun. Buraya geri. N boş. D var. D3 var. Eğer arabayı D'ye alırsanız, buradan basıp D'ye alırsanız, frene basıp araba çalıştığı zaman sol tarafa doğru çekersiniz bunu. Vitesi manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Vitesi manuel olarak kullandığınız zaman otomatiğe göre bir tık daha performanslı, bir tık daha limitleri zorlayarak kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu arada 5 vitesli. 5 tane vites var. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Triptonik bir şanzıman. Hem manuel olarak kullanabiliyorsunuz hem de otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda D modundayken, otomatikteyken gaza belli bir %50, %60'ın üstüne bastığınız zaman vitesi 5'ten işte 3'e falan çekiyor. Roket modu gibi diyebiliriz. Hani o tabirle söyleyebilirim. Gaza sonuna kadar basarsanız 5'ten 2'ye falan çekiyor. O zaman araba çok daha seri oluyor. Fakat tabii şanzıman birazcık eski olduğu için birazcık daha yeni arabalar kadar hızlı değil. Birazcık daha geç alıyor. Ama roket modunu aldıktan sonra bayağı bir 6.000-7.000 devire kadar arabayı kullanabiliyorsunuz. Bu çok inanılmaz bir hızlı ve güçlü bir şekilde gidiyor. Hani birazcık zaman kaybediyor ama o zamanı emin olun telafi ediyor bu motorla. Sonra şanzımanı dediğim gibi manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Triptonik bir şanzıman. Buradaki yerden bahsedeyim. Eğer şanzıman bazen kilitlendiği zaman, eğer P'de falan arabayı bırakmazsanız şanzıman kilitleniyor. O zaman kontak anahtarını buraya takıp şanzıman kilidini açabiliyorsunuz. Bu da önemli bir bilgi. Bunu da size söyleyeyim. Burada da bir tane daha bardaklık var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir bardaklık var. Böyle bir gözü var. Sonra kol dayama var. Kol dayama şeyi de şöyle göstereyim. Tek elle gösteremiyorum ama bir dakika göstereceğim. Allah Allah. Çok rahat ileri geri gidiyordu. Neyse, kol dayama hareketle çok rahat ileri geri gidiyor. Fakat tek elle şu anda şey yapamadım, ayarlayamadım. Kol dayamaya gelirsek, kol dayamanın altında inanılmaz büyük bir yer var. Hani kapı gözlerindeki yer kadar inanılmaz büyük bir yer var. Şöyle göstereyim. Baya baya bir büyük. Hani bunun içine her şeyi koyabilirsiniz. Tüm eşyalarınızı burası alır yani. Onu söyleyebilirim. Bu da bu içerisinde bu arada kaplı ve sanırım buna şimdi dikkat ediyorum. Sanırım buradan da bir yerden hava geliyor ama soğutmalı veya ısıtmalı olabilir bu. Arabayı da yeni aldığım için dediğim gibi dikkat edemedim. Ama sanırım burası soğutmalı. Yani çünkü içerisi çok soğuk. Ama araba da çalışmıyor. Araba çalışmadığı zaman klima da çalışmadığı için nasıl soğutacak? Bilmiyorum. İçerisi bayağı bir soğuk. Bir fan, bir ızgara bir şey göremedim ama soğutmalı diye biliyorum. Tam emin değilim ama soğutmalı olabilir. Güzel bir özelliği ve kimsenin bilmediği bir özellik. Bu iki kademelidir. Aynı zamanda şurada da bunun tek elle gösteremiyorum. Burada da ikinci bir gözü vardır. Bu da gizli bir göz. Bunu da çoğu kimse bilmez. İki gözlü. Dediğim gibi ister burasını kullanın, ister burasını kullanabilirsiniz. Burayı hatta böyle kapattığınızda alttaki göz hiç belli olmuyor. Buraya kendi eşyalarınızı koyabilirsiniz. Eşya yönünden bayağı bir zengin. Malzeme kalitesi bayağı premium. Baba bir malzeme kalitesi var. Malzeme kalitesi sizi tatmin eder. Yani buralar, şu koltuklar falan bayağı böyle bir dolu ve hiç trim sesi de gelmiyor. Uzun bir video olacak. Part 1, Part 2, Part 3 diye paylaşırım muhtemelen. Burada güzel bir torpido gözü var. Şöyle göstereyim. Torpido da aynı zamanda kaplı ve polen filtresini değiştirmek çok kolay. Polen filtresi hemen arkasında. Polen filtresini de buradan çok rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şöyle torpido da aynı zamanda kilitlenebiliyor. Honda bu pakette güvenliğe önem vermiş. Kilitlediğiniz zaman dediğim gibi bagajla benzin deposunu da kilitleyebiliyorsunuz. Açılmıyor. Buraya da kilitlediğiniz zaman burası da açılmıyor. Gizlilik için güzel. Sağ tarafa gelirsek yine premium'un bir kol dayama yeri var. Cam açma kapama düğmesi var ve bayağı bir geniş düğme var. Tam önünde de güzel bir havalandırma var. Sıcak veya soğuk. İstediğiniz gibi dijital klimadan sağ taraftaki oturan yolcu ayarlayabilir. Işıklı güzel bir aynası var. Şöyle iç tarafı böyle gayet güzel, rahat olduğunu söyleyebilirim.
Böyle tekrardan bir göstereyim. Bu arada benim daha önce kullandığım arabalara göre İtalyan arabasına, hani İtalyan arabalarını kötülemiyorum. Alfa Romeo'yu hala daha çok seviyorum. Bu araba 300 bin kilometrelerde olmasına rağmen hiçbir şekilde trim sesi yok. Yalıtımı çok güzel. Ağır, güzel, böyle premium bir araba. Yani koltuğa oturduğunuz zaman bunu anlıyorsunuz. Yani ancak koltuğa oturmanız lazım. Bu arabayı ancak öyle anlatabilirim. Şimdi kontağı alayım. Bastırdım. Çıkarttım. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın, kapılar kilitli. Kapılar şu anda açılmaz. Kapıları açmak için buraya basıyorum. Kapılar açıldı. Kapılar otomatik olarak kilitleniyor. Eğer anahtar yanınızda olmazsa, dediğim gibi kapılar kilitlenir ve anahtar içerideyse kalırsanız. Şu kapılardaki malzeme kalitesinden bahsetmem gerekirse, bakın buralar deri ve hani bayağı bildiğiniz etli deri ve burası da öyle. Buralar da deri. Burası sert plastik ama buralar, bakın kolunuzu koyduğunuz yerler, buralar bayağı bildiğiniz deri. Yani malzeme kalitesi, yalıtımını size böyle tarif edebilirim. Bayağı böyle bir baba bir yalıtım var. Aynı zamanda burada da bir ışık var. Diğer kapıda da ışık var. Bu da geceliğin güzel oluyor. Bizim diğer Accord'da da veya diğer Honda'larda da gördüğüm şey, bu kapı kollarındaki plastikler birazcık zayıf. Ahşap görünümlü olanlar. Bu araçta da birazcık öyle. Tabii kilometrede bağlı. Onun da artık yapacak bir şey yok. Şimdi ön taraf bu şekildeydi. Arkaya geçelim şimdi. Bu arada bayağı kapılar ağır ve tok olduğunu söyleyebilirim. Arka kapıları açalım. Arka tarafa da gelirsek, yine buradan başlarsak yine aynı şekilde deriler devam ediyor. Buralarda deriler var. Yumuşak. Hem yalıtım hem güzel. Yani malzemeden çalmamışlar. Bakın şuradaki deri falan bayağı bir etli. Hani böyle mıncıklayası gelen insanın. Öyle söyleyebilirim. Buraya gelirsek burada çocuk kilidini ayarlayabiliyorsunuz. Arka kapılar içeriden açılmıyor. Camları da kapattığınız zaman arka taraf hiçbir şekilde açılmıyor. Çocuğu olanlar için güzel bir detay. Arkada yine bir tane hoparlör, Pioneer hoparlör var. Cam açıp kapama. Güzel bir yine kalite. Sizi karşılıyor. Güzel bir arabanın kokusu var. Arka taraf böyle bu şekilde. Deriler falan gayet güzel duruyor. Buradaki kafalık aşağı yukarı hareket ediyor, ayarlanabiliyor. Sonra buraya gelirsek, bu da güzel bir gazetelik var zamanında. Şöyle koltukları göstereyim. Arabaya oturayım hatta. Arkadaşlar, arabanın arka koltukları ön koltuklara göre inanılmaz rahat. Ve boyum uzun olmasına rağmen ve koltuk geride olmasına rağmen, bana göre ayarlı olmasına rağmen, bakın dizlerim neredeyse değmiyor ve boyum 1,87 ve bacak boyum uzundur. Ve ona rağmen gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Rahat edersiniz yani, uzun boylular bu arabada. Şimdi kapıyı kapatalım. Kapıyı kapattığımızda da böyle bu şekilde. Bu koltuk elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Burası da ayarlanabiliyor. Bu arada ilk kez ben arabanın arkasına oturuyorum. Arabayı da daha zaten alalı 2-3 gün falan oldu. Sonra arka taraftan devam edersek, şöyle ön tarafı göstereyim. Arka taraftan güzel böyle bir sunroof var. Sonra arabanın arkasından da ön taraf böyle bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Gayet ferah, sunroof olduğu için yukarıdan da ışık geliyor. Arka koltuklar gerçekten çok rahat ve çok geniş. Sonra burada küçük bir göz var. Bunun parçası bagajla. Güzel bir bardaklık var burada. Şöyle göstereyim. Buradan, bu arada bagaja erişim yok. Onu da söyleyeyim. Koltuklar katlanabiliyor. Ama buradan böyle bir erişim yok. Keşke erişim olsaydı. Çünkü kayak veya uzun dolap gibi bir malzeme alırsanız en azından buradan taşıyabilirdiniz. Ki ben Alfa'da öyle yapıyordum. Ama bunda arka erişim yok. Güzel bir kol dayama var. Dediğim gibi burası da full deri. Yani bayağı böyle deri. Şöyle malzeme kalitesinde hiç trim birim sesi, böyle bir gıcırtı falan filan hiçbir şey yok. Bu yaşta, bu kilometrede araba olmasına rağmen.
Sağ tarafa yine gelirsek yine cam açma kapama düğmesi, yine deri cam kilidi. Burada yine güzel bir göz var. Zamanında muhtemelen buraya gazete, dergi, kitap koyuyorlardı o yıllarda. Arka tarafa gelirsek, arka tarafta da bir tane güzel bir ışık var. Şöyle göstereyim. Otomatik olarak açılabiliyor, kapatabiliyorsunuz veya tamamen de kapalı kalabiliyor. Arka tarafa gelirsek şöyle göstereyim. Burada da iki tane Pioneer hoparlör var bagaj kısmında. Aynı zamanda buradan da koltukları yatırma, koltukları katlamak için yerler var. Şurada şöyle gösteriyor zaten. Arabanın arka tarafı da böyle bu şekilde. Burası da bu arada gayet geniş ve bir şeyler koymanız için şurada küçük bir göz var. Arka tarafı da böyle bu şekilde. Araba arkadaşlar, dolu dolu güzel bir araba olduğunu tekrardan size söyleyebilirim. Arabanın genel olarak bahsetmem gerekirse, hani ne kadar kullanmışımdır? Maksimum 250-300 kilometre yapmışımdır. 2-3 gün oldu arabayı alalı. İç aydınlatması fena değil. İç aydınlatma, fakat böyle hani yeni ledlerden takılsa, gün ışığı takılsa birazcık daha iyi olabilir. Üstteki lambalar halojen. Yine fena değil ama günümüzde daha güçlü led ışıklar çıktığı için birazcık yetersiz kalıyor. Tek dezavantajı bana göre bu. Onun haricinde belki ilerleyen günlerde iç aydınlatmayı değiştirebilirim. Şöyle göstereyim. Baya bir dolu kaliteli bir malzeme yapısı var. Bu arada yalıtımı da çok iyi. Yalıtım yönünden de bir sorun, sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle aracın içinde böyle gösterdiğim zaman sol taraf, ortası, sağ taraf, sunroof baya böyle premium güzel durduğunu söyleyebilirim. Bagaj, yani kapılar kilitlenmemiş. Aracın arkası da bu şekilde. Şimdi bagajı göstereceğim. Bagajı geçelim. Bagajı göstereceğim. Şöyle. Burada da çok güzel bir pisi var. Evet. Şimdi bagaja gelirsek, benzin deposu burada. Pis pisi. Ne kadar güzel pissin sen. Çok güzel bir kedi. Şimdi bagaja gelirsek, bu arada bu bagajın üstündeki kısmın görüntüsü bu şekilde. Buradan dışarıdan da göstereyim. Camlar da Honda'nın kendi orijinal camları. Bagajı buradan da açabiliyoruz. Düğmeden de açabiliyoruz dediğim gibi. Bagaja da gelirsek, bagajı da arabanın bu şekilde. Arabanın buradan şöyle göstereyim. Kendi orijinal yedek lastiği ve takımları var. Gayet güzel bir şekilde yerinde duruyor. Orijinal krikosu, tüm orijinal aparatları duruyor. Yedek lastik aparatları yolda kalırsanız kullanabileceğiniz her şey bu bagaj halısının altında. Bu arada bagajdan bahsedersek, bagaj halısının altında lastik, kriko, işte takımlar olmasına rağmen hala da bagajın altında, şu halının altında yer var. Bayağı bir geniş bir yer var. Hala daha bir şeyler koyabilirsiniz. Sonra bagaja da gelirsek, bagajın içi bayağı kalın ve güzel bir malzeme ile kaplanmış. Bagajın altı da kaplı. Yedek lastiğin olduğu yer bile halı ile kaplı. Güzel bir şekilde kaplanmış. Aynı zamanda bagajın üstü, şu halılar falan da gayet güzel bir şekilde kaplanmış. Bagajı şöyle göstereyim. Kötü bir yanı, ben daha önceden de 156 MK2 kullanıyordum. O da 1.6 Twin Spark motor, benzinli LPG'liydi. Onda mesela şey vardı. Simit tank takılmış LPG tankı. Ve o yedek lastiğin olduğu yerdeydi. Bir yandan güzeldi. Fakat yedek lastiği yanıma aldığınız zaman bu sefer o yeri bu bagajın içinden kullanıyordu. Ve yedek lastiği krekoyu falan koyamıyordum. Çünkü arabanın içindeki eşyaları zarar veriyordu, kirletiyordu. Demir falan olduğu için fren yaptığımda çok ses yapıyordu. Çukura girdiğimde falan. Bunun güzel yanı, kendi her şey bagajın altında. O güzel, fakat bagaj dolu olduğu zaman ve yolda kaldığı zaman onu çıkartmak, indirmek birazcık zor. Bunda simit tipi bir LPG değil, tank şeklinde bir LPG takılmış. Buna da bu şekilde bir LPG takılması lazım. Malum 2400 cc 190 beygir. Öyle simit LPG falan muhtemelen
Bu arada hiç takanı görmedim. Takılmaz da diye düşünüyorum. Bu da bagajdan birazcık çalmış, fakat yine de ona rağmen bagajı gayet geniş olduğunu söyleyebilirim. Hani şu tank şu an hani bu kameradan ne kadar boyutu geniş açı çektiğim için boyutu belli olmuyor olabilir. Yine de bu tanka rağmen, ve tank arkadaşlar kocaman yani, hani bilmiyorum büyüklüğü belli oluyor mu, ama bu tanka rağmen yine de baya bir yer var. Hani şurada baya bir yer var. Aynı zamanda şu tankın böyle buralarında da yer var. Baya böyle güzel bir yer var. Burada Pioneer hoparlörler devam ediyor. Honda'nın orijinalinden. Şöyle. Burada da Honda Plaza Park'ın etiketi duruyor. Arabanın içi bu şekilde. Ben şuna birazcık şaşırdım. Acaba dedim ki burada dedim bir malzeme falan var mıydı? Çünkü arabanın bu demir kısımları falan gözüküyor. Ama sonra dedim baktım diğer arabalarda da göremedim. Yani bu kadar yalıtımı, bu kadar şeye rağmen buradaki açıklık, buradaki demirleri falan görmem benim birazcık ne bileyim tuhafıma gitti diyebilirim. Burayı ben sadece led lambayla değiştirdim. Şimdi bagaja geldiğimizde burada bagajda bir buton var. O butonu sağ tarafa doğru çevirirseniz bagaj sadece içeriden açılıyor. Bilginiz olsun. Bunu da çoğu kimse bilmez. Çoğu kapçılar bilmez. Aynı zamanda bunun gibi 2-3 tane daha şeyden bahsedeceğim size. Bunlar da işinize yarayabilir. Bagaj kısmına gelirsek, bagaj kısmının üstü de halıyla kaplı. Kolları falan da gayet güzel derli toplu. Hiç kablo mablo falan bir şey gözükmüyor. Ve şöyle bir video gördüm. Adam Honda Civic'e yapmış. Buraya bir tane yay takıyor. Buraya bir yere yay takıyor. O yayı taktığınızda, bagajı açtığınızda bagaj komple böyle otomatik olarak açılabiliyor. Belki ilerleyen günlerde ben de onu yapabilirim. Ama tabii buraya falan sanırım delmek falan gerekiyor. O yüzden bilmiyorum. Zaten bagaj birazcık açılıyor. Elle açılıyor ondan sonra. Çok da sorun olmuyor. Ama bak, düğmeye bastığında bagaj açıldığı zaman daha böyle premium güzel duruyor. Durabilir. Bagajı dediğim gibi böyle bu şekilde gayet geniş. Şu iç tarafını da göstereyim. Şimdi birazdan size makinenin kaputunu açacağım. Makinenin kaputunu göstereceğim. Şimdi makinenin kalbini açayım. Kaput bu arada buradan açılıyor. Şöyle göstereyim. Şurada sigortaların olduğu bir kutu var. Bazı sigortaları aracım burada. Bilmeyenler için göstereyim. Bu arada birazcık daha detaylara indiğimde Honda'nın malzeme kalitesini ve yalıtımını görüyorsunuz. Her yerde malzemeler gayet değerli toplu. Yalıtım malzeme üst seviyede yani. Onu söyleyebilirim. Ben bayağı bir detaylı inceledim çünkü arabayı. Öyle sağında solunda bir şey göremedim. Fakat bu arabaya veya diğer Honda arabalarına bence amortisörlü kaput yakışır ve bu arabaya niye amortisörlü kaput yapmamışlar onu bilmiyorum. Şimdi kaput da bu arada şöyle göstereyim. Buradaki yaydan açılıyor. Buna basıyorsunuz. Kaputu yukarı kaldırıyorsunuz. Ah, tek elle yapamayacağım. O yüzden kamerayı şöyle tutayım. Şu bagaj amortisörüne gelip buraya takıyorsunuz. Bunu buraya taktığınızdan iyice emin olun. Şimdi makinenin kalbi, makineye geldik. Makine böyle, makine sanat eseri diyebilirim. Şöyle göstereyim merak edenler için. Birazdan cold start da yapacağım bu arada. Benim 156'ya göre veya İtalyan aracına göre mesela orada amortisörlü kaput vardı. Ve onun kaputu biraz daha böyle rigid, biraz daha sağlam bir kaputtu. 156'nın kaputu. İki tane amortisör zor kaldırıp indiriyordu. Bayağı böyle şeydi, bu Honda'nın kaputu bana bir tık böyle ince geldiğini söyleyebilirim. Bir de bagaj amortisörü olmaması beni birazcık bu arabada şaşırttı. Neyse. Yalıtım var. Güzel böyle bir yalıtım var. Hem ısı hem ses yalıtımı var. Burada da bir kaputun fitili var. Toz falan kir gelmesin diye. Tam böyle aracın burasına geliyor. Evet. Kaputa gelirsek. Direksiyon hidroliği. Cam suyu. Burada motor takozunun kulağı var. Burada ABS beyni fren sistemiyle ilgili bir sistem var. Nissin bu arada. Onu da söyleyeyim. Sonra alternatörümüz burada. Sonra radyatör burada. Genleşme tankı burada. Bunlar da Japon araçlarında, İtalyan araçlarındaki gibi ayrı bir genleşme kabı, kocaman bir genleşme tankı yok. Bunda küçük böyle bir genleşme tankı var. Bu da yüksek ısılarda sıcak havayı buraya
gönderiyormuş. Tam genleşme tankı değil aslında bu. Fakat yine de su koyacağınız zaman, antifriz koyacağınız zaman hem bunun içine hem de bunun içine koyabilirsiniz. Şurada zaten bakın max çizgisi var, low çizgisi var. Ona göre koyabilirsiniz. Bu yedek depo gibi bir şey oluyor. Tam genleşme tankı gibi değil yani. Onu da söyleyebilirim. Sonra iki tane devasal çift fan var. Bir tane burada fan var, bir tane burada fan var. Fan 1, fan 2 olabilir. Veya klimayı açtığınız zaman bir tanesi çalışıyor olabilir. Daha detaylarına dikkat edemedim. Klimayı çalışıp açtığımda bakmadım. Şimdi birazdan bakarız. Burada güzel bir aksı var. 12 volt 60 amper sanırım. Sahibi, benden önceki sahibi yeni değiştirmiş. Fakat bu akü birazcık küçük ve zayıf kalıyor muhtemelen, benim düşüncem. Burada güzel bir hava filtresi var. Burada aracın sigorta ve rolesi var. Büyük ve ana sigorta ve roleler var. Şurada bir tane büyük bir role var. Fren hidroliği buradan koyuyorsunuz. Makine böyle. Mümkün olunca detaylı göstereyim. Bu arada temizleyemedim çok fazla. Motor birazcık pis ve yağlı. O yüzden kusura bakmayın. Arabanın içi de o şekilde birazcık kirli. Şöyle yakından göstereyim merak edenler için. Burada V kayışımız var. Motor takusu dediğim gibi burada. Motor kulağı burada. Motor tutan. Bu LPG'nin zava zingosu. Alternatör burada. Made in Japan Honda. Şöyle göstereyim yakından. Baba bir radyatör var. Bayağı büyük bir radyatör var. Bu arabada da bir de şey var. Olduğunu söyleyebilirim. Dıştan çok büyük değil fakat araba içten ve motor kısmı olarak araba çok geniş. Hani dıştan çok büyük durmuyor. Araba o kadar büyük durmuyor. Ama gerçekten öyle. Şu motor kaputun olduğu yer o kadar büyük ki. Hani burası bayağı devasal bir motor var yani burada. Fakat geniş açıda çektiğim için hani kamerada veya videoda çok şu anda belli olmayabilir ama bayağı büyük bir motor var. V kayışı burada, işte klima kompresörü falan burada dediğim gibi. Hava filtresi burada. Aslında bu arabaya açık hava filtresi güzel olur. Belki ilerleyen günlerde kutu içerisinde bir performans filtresi alabilirim. Veya açık hava filtresi takabilirim ama bu araba tamamen orijinal olduğu için öyle bir şey yapmak istemiyorum. Bu benden önceki LPG'nin ısı sensörü kalmış burada. Ben de onu cırtladım. Şu an LPG'nin regülatörü burada. Bu arada LPG araca yeni takılmış, yani son zamanlarda takılmış olduğunu söyleyebilirim. Ve LPG'de de araç çok fazla kullanılmamış. Hatta benden önceki aldığım kişi çok fazla el değiştirmemiş araç zaten. O kişi de benzinde kullanıyordu aracı. Ben de şu anda benzinle kullandım aracı. Zaten dediğim gibi çok kullanmadım. Birazdan yakıt tüketiminden falan bahsedeceğim. Konudan konuya atlamayayım. Ama hazır bahsetmişken söyleyeyim. Araç yüksek devirli, yüksek CC olduğu için, motor hacmi yüksek olduğu için, hacimden dolayı otomatik vites D'ye aldığın zaman araba zaten kendi kendine neredeyse 80 oluyor ve 80'le giderken neredeyse 1500 devirde veya 1500 devir civarında veya çok düşük bir devirde gidiyor. Tam devirinden emin değilim şimdi söylemeyeyim ama dizele yakın bir devirde gittiği için araba az yaktığını söyleyebilirim. Bu yüzden hacim yüksek olduğu için uzun yolda, ama şehir içinde muhtemelen dur kalk trafikte yazın klima açık falan olduğu zaman birazcık fazla yakar, ama 2400 cc VTEC Dodge bir motor yani. Canı sağ olsun, daha ne diyeyim bu motorun. Şöyle göstereyim. Motorla ilgili detaylardan devam edersek gaz kelebeği burada. Hava filtresi burada. Dediğim gibi büyük ana sigortalar bunun içinde. 60 amper, 70 amper, 100 amper roleler bunun içinde. Diğerleri aracın içinde. Şöyle araç gayet güzel ve diri bir araç olduğunu söyleyebilirim bu kilometreye göre. Makine güzel. Evet, hazır kaput açıkken bir cold start yapalım. Motor sesini size dinleteyim. Sonra motor sesini dinletmedin demeyin. Anahtarı alayım.
box start bu şekilde. 1500 devirden başlıyor. Ama motor dediğim gibi çok çabuk ısınıyor. Şimdi bir de motoru göstereyim. Bu arada gayet sessiz ve hiçbir sarsıntı yok. Yani bozuk para olsa koysam burada durur. Hiçbir titreşim yok. Yalıtımı bu arada çok iyi. Kaput kapalı olduğu zaman arabanın içine bindiğinde hiç ses duymuyorsun. Egzoz sesini de, egzozları da göstereyim. Hemen buhar çıkmaya başladı. Egzoz sesi de bu şekilde. Ve şu anda rölanti çok yüksek. Normalde bu devirlerde de olmuyor rölanti. Daha da titreşimsiz, sarsıntısız, düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi kaput açık. Yine de size bir testere de göstereceğim dedim, göstereyim. Bakın şu anda P'de. Şu anda R'ye aldım. R'ye aldığım zaman bakın şurası hemen çalışıyor ve aynı zamanda motor sesi ve devri hemen değişti. N'ye alıyorum. N'ye aldığım zaman, arabayı boşa aldığınız zaman devir hep yüksek oluyor. Şu anda da soğuk olduğu için daha yüksek. Şu an D'ye alıyorum. D'ye aldığım zaman şu an otomatikte. Bakın ayağımı frenden çekiyorum. Hafif hafif gidiyor. Şöyle yaptığım zaman şu anda da manuelde. Şöyle göstereyim. 1, 2 diye vites böyle atıyor. Aynı zamanda da bir de bir alt kademi var. D3. D3'ü aldığınız zaman da D3'te de kullanabiliyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman bakın manuel oluyor ve triptonik. Şöyle 1, 2, 3. Şöyle de geriye atabiliyorsunuz. Aynı zamanda boşa atabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim dedim. Durduğunuz zamanlarda boşa veya D'ye atmak çok kolay. Hiçbir düğmeye basmıyorsunuz. Boşa atarsanız şanzımanın ömrü daha çok uzun olur. Onu da söyleyeyim. Mesela duruyorsunuz. Şu an araç boşta. Boşta kalsın. Gittiğiniz zaman D'ye atın. Zaten yavaş yavaş gidiyor. Yine boşa atarsanız, bu şekilde kullanırsanız daha uzun ömürlü olur. Anahtarı çıkartmak ve çıkartmak istediğiniz zaman da şöyle, ayrıca birazcık ben geriye alayım. Birazcık oynattım çünkü. P'yi alıyorsunuz. El freni çekiyorsunuz. Bu şekilde stop edip kontağı da bastırıp çıkartabiliyorsunuz. Bilmeyenler için bunlar önemli detaylar. Şimdi motor sesini de dinlettiğime göre, motoru da gösterdiğime göre, benim genel daha önce kullandığım arabalara göre genel kullanıcı yorum ve tecrübelerimden bahsedeyim bu arabayla ilgili. Yani tecrübe değil de ilk izlenimlerimden bahsedeyim. Araba baya bir baba, sağlam ağır bir araba olarak duruyor. Hani yekürküme olayı var ya, tam bu araba yekürküme olayını karşılıyor yani. Baya böyle baba ağır böyle şey bir araba duruyor. Aslında T ile başlayan bir kelime var, sanayide çok kullanılıyor. Tam o şekilde duruyor. Sonu böyle L ile bitiyor. Ta ile başlıyor. Öyle bir araba. Genel olarak yalıtımından, kalitesinden, özelliklerinden bahsedersem çok iyi. Yalıtımı çok iyi. Koltuk ısıtması çok iyi. Koltuklar elektrik de çok güzel. Ekranı, vitesleri, el freni, genişliği, saklama gözleri, ısıtması, soğutması, fan motoru, sunroofu, arka koltuğun genişliği, bagajın genişliği, kullanılan malzemeler, deriler falan. Onlar da bayağı iyi. Sonra motor kısmı zaten Honda, biliyorsunuz Japon mühendisliği, Honda, Toyota, işte Nissan, Subaru falan. Bunlara zaten söylenecek söz yok. Harbiden Japon mühendisliği. Ve benim en çok dikkat ettiğim
şeylerden bir tanesi İtalyan araçlarından bu araca geçince ya arabanın rölantisi, titreşimi, gidişi, frenleri, araba çok daha hissiyatlı, çok daha böyle şey. Yani İtalyan aracından benim en azından Alfa Romeo 156'dan bahsedeyim. Habire İtalyan araçlarını bu arada kötülemiyorum. İtalyan araçlarını hala daha çok seviyorum. Ve 25 yıldan beri İtalyan aracı kullanıyoruz. Yani ben neredeyse İtalyan araçlarında doğdum büyüdüm diyebilirim. O yüzden kimse yanlış anlamasın. Alfa Romeo 156'dan, 146'dan ve hani Alfa Romeo'nun 156 dengindeki araçlardan bahsediyorum. Diğer İtalyan araçlarını kullanmadım. O yüzden bilgim yok. Fakat ona göre motorun mesela çok daha sarsıntısız, titreşimsiz, sorunsuz, ısıtması, soğutması çok daha güzel. Mesela benim diğer 156 ile iş yerine gittiğimde motor daha ısınmıyordu. Ve bu arada 1 dakika sonra motor ısınıyor ve fan motoru, fanı, ısıtması, soğutması, klima kompresörü çok daha iyi. Onda mesela klimayı açtığımda araba çok devir dalgalanması oluyordu, çok güç kaybı oluyordu, gitmiyordu. Bu arabada bu şekilde bir şey yok. Yani klimayı da açsan, ısıtmayı da açsan, soğutmayı da açsan, şey yük de çeksen aküden, işte farları da açsan, uzunları da açsan, şeyleri de açsan bu şekilde bir sorun olmuyor. Olmadığını söyleyebilirim en azından. Benim genel kısa deneyimlerim bu şekilde. Videoda 50 dakika olmuş. Bu videoda part 1, part 2 olarak çekip paylaşırım. Gayet memnunum. Alacak olanlara almalarını tavsiye ederim. Fakat tabii bu arabalar da birazcık eski olduğu için ve kilometreler yüksek olduğu için alırken mutlaka güzel bir ekspertiz değişenlerine bakın, işlemlere bakın, aynı zamanda motor durumuna bakın. Motor bu arada bir önceki sahibi arabanın altına vurmuş. Arabanın altına vurduğu zaman araba yağ pompası çalışmamış. Yağ pompası çalışmadığı halde önceki sahibi arabayı kullanmış. Yani bu arabayı yağsız kullanmış. Fakat ses geliyormuş. Ses geldiği halde adam kullanmaya devam etmiş. Sonra servise götürdüğü zaman, Honda servisine götürdüğü zaman, İzmir'deki, Şile'deki Atasanay'a götürdüğü zaman Honda servisi demiş ki bu yağ pompası bozuk, araba yağlama yapmıyor. O yüzden araca hani motor yaparsak çok daha iyi olur. Araca çünkü birazcık zarar vermiş ama araç yağsız ve o şekilde hala daha gidiyormuş. Araç sahibi de bunu fark etmemiş tabi. O yüzden komple sıfır bir motor yapılmış. Daha hatta motor yapıları 10.000 kilometre olmadı. Daha rodaj yağı, yani 10.000 kilometredeki yağı daha yeni değişmiş. Yağ zaten sapsarı. Bu arada Honda'nın şundan da bahsedeyim. O yüzden araç alırken motor yapıldı mı yapılmadı mı sağlıklı normal kullanıldığı zaman da Honda'nın motor yapılmasına gerek yok. Mesela bizim 156'ya benim bildiğim kadarıyla hiç motor yapılmamıştı ve 350 bindeydi ve İtalyan arabası varyatör yağ eksiltme falan olmasına rağmen hala daha sağlıklı bir şekilde motoru kullanabiliyorduk. Hani bu motorda motor yapılmamışsa da yine de alabilirsiniz. Çok motoru sıkıntı sorun çıkartmaz. Eğer dediğim gibi bir önemli sorun sıkıntısı yoksa. Ondan sonra bu işte işlem var mı yok mu, ağır bir kazası var mı yok mu, ona bakın. Bu far tırnaklarından falan zaten kaputu açıldığı zaman belli olur. Hani bu arabayı toplamak, bu şekilde böyle toplamak bilmiyorum. Biraz zor olur yani. Çünkü arabada bayağı bir sistem, bayağı bir şey var. Ona bakın. Honda servisine götürün, ekspertize götürün. Kendiniz de bir kullanın, test edin. Vites geçişlerine falan bir bakın. Bunların kronik sorunlarından bahsedersek benim öğrendiğim kadarıyla direksiyon pompası sorunu varmış bir tek bunlarda kronik. Yani o da kronik denmez. İtalyan araçlarına göre, Alfa'ya göre kronik denmez. Direksiyon pompasıyla ilgili bir revize gerekebiliyormuş çok yüksek kilometrelerde. Bir de LPG'li de olsa, benzinli de olsa belli bir kilometrede bir swap ayarı yapılması gerekiyormuş. Yapılmasa da olur. Bunların bahsettiğim bu arabadaki en ağır kronik sorunun bile yapılmasa bile araba gider. Ya dediğim gibi adam yağ pompasını çarpmış. Bir önceki VSL amcaya da buradan selamlar. Fakat ona rağmen araba gidiyormuş. Diğer sorunun hepsi de yapılmasa da araba sağlam bir araba, baba bir araba. Fakat sadece sorun olarak bunlar var. Onlar yapılırsa araba biraz daha rahat, biraz daha konforlu olur. Yapılmazsa ne olur? Biraz daha fazla yakar, sesli çalışır, biraz daha uğraştırır yani. Honda'nın ben bu konuda, Japonların bu konuda ben kurumsallığını tebrik etmek istiyorum. Bakın mesela Honda servisi şöyle, şurada bakım etiket, bakım defteri var. Bunu okuttuğunuz zaman araca hangi işlemler yapıldı, hangi işlemler yapılmadı onların gösteriyor. Bir sonraki bakımın ne zaman olduğunu söylüyor. Arabanın eksiklerini söylüyor. Oradaki şeyden kare kodu telefon okuttuğunuz zaman açılan sistemden arabayla ilgili tüm detayları görebiliyorsunuz. Bu da güzel böyle bir kurumsallık. En azından kafanızda soru işareti kalmıyor. Hani yağı değişti mi? Ya hangi yağ kullanırdı? İşte polen fitesi değişti mi? Polen fitesi hangi marka kullanırdı? Orijinal mi? Yan sanayi mi falan. O konuda sorun, sıkıntı yaşamıyorsunuz. O konuda da güzel bir detay.
Diğer bahsetmem gereken güzel bir detaysa, Manisa'daki herhangi bir parçacıyı aradığımda bu arabanın elinde tüm parçaların olduğunu ve A'dan Z'ye tüm parçaların olduğunu öğrendim. Ve lay lay lam bir servis. Hani şey parçacı. Her yerde parçalarını ve yedek servisinin parçalarını veya tamircisini bulabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da parçaları çok ucuz ve yan sanayisi var, çakması var, yan sanayinin yan sanayisi var. O kadar çok alternatif var ki. Mesela Alfa'dan sonra benim bu çok hoşuma gitti. Şu kediye bakar mısınız? Kedi çok güzel. Parçaları her yerde var. Servisi de her yerde var. Tamircisi de her yerde var. O yönden Honda'nın ve Japon arabalarının bu kadar kurumsal ve güzel olmasını takdir ediyorum. Kedi de bu arada arabayı beğendi. Bir saatten beri yanından ayrılmıyor. Gel. Pis, pis. Ne kadar güzel bir kedisin sen ya. Bayıldım bu kediye de. Bak 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 bak. Neler yapıyor? Çok tombik bir kedi ya. O yüzden Japonları ve Honda'yı bu konuda gerçekten tebrik ediyorum. Çok kurumsallar, malın arkasında duruyorlar. Ya muhtemelen hani bu kadar İtalyanca olduktan sonra, bu kadar alfiste olduktan sonra bundan sonra o Honda'dan yani devam ederim gibime geliyor. Çünkü hani bu arabayı kullanıp Honda'nın bu güzel yanlarını, servisini, parçalarını, ucuzluğunu, servisini, kolaylığını, pratiklerini gördükten sonra bilmiyorum başka bir markaya, modele geçer miyim? Videomuz 55 dakika olmuş. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ki daha fazla bu içeriklerle karşınızda olayım. Bakın şu anda 1 saat. Cumartesi günü kalktım. Saat 11:54. Sizin için video çekiyorum. O yüzden daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız videoları beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın ki daha fazla bu içeriklerle karşınızda olayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Soru, tavsiye, önerileriniz varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Dediğim gibi arabayı yeni aldım. 2-3 gün oldu ve hani en azından kullanıcı deneyimlerimi ve diğer markalar, diğer araçlarıyla uzun süreden beri kullandığım için onlarla kıyasladım. Sevdiğim yönlerini, kronik yönlerini, motor kısmından, içinden, aydınlatmasından, ondan bundan her şeyinden bahsettim. Araç böyle bu şekilde. Herhalde bahsetmediğim, atladım. Bir şey yok. Gayet güzel bir araç. Herkese tavsiye ederim. Almak isterseniz. Kedi de bakın tırnaklarını şey yapıyor, törpülüyor. Evet. Bu video böyle olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ki daha fazla bu içeriklerle karşınızda olayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kediyle kapanış yapalım.